Uslanmamız için 400 darbe mi gerekli? Bugün 1959'un siyah beyaz Paris'ine gidiyoruz. Nouvelle Vague akımının kurucusu Fransız yönetmen François Truffaut'un ilk ve en çok bilinen 400 darbe filmini konuşacağız. Bu film görünürde ilkokul öğrencisi Antoine Doinel'in hikayesini anlatıyor ama aslında yönetmenimiz François Truffaut'un kendi geçmişinden, kendi hayatından esinlendiği ve belki sadece sonunun farklı olduğu bir film. Bu yönüyle otobiyografik diyebiliriz ama bununla kalmıyor. Bir sistem hesaplaşması, kendi geçmişiyle Fransa ile bir hesaplaşma yaşadığını görüyoruz bu filmle. Ki zaten bu filmdeki bu isyan da Nouvelle Vague akımının aslında en özet tarifidir. Truffaut film eleştirmenliğinden yönetmenliğe geçiş yapmış bir isim ve bunu yapmadan önce de 3000 civarında film izlediğini söylüyor. Buna da nasıl ulaşmış? İşte kendi koyduğu hedefe göre haftada en az 3 film, 2 de kitap okuma. Ve baktığımızda bu filmde de o izlediği bütün filmlerin içerisinden öyle bir sentez yaptığını ve bunu yaparken de kendi tarzını muhteşem bir şekilde ortaya koyduğunu görebiliyoruz. Sonradan yaptığı röportajlarda işte o filmden bu sahneye çok mu benzedi? Bu filmdeki şu sahneye mi çok benzedi gibi ikilemler yaşadığını söylüyor. Ve belki de birçok yönetmenin yaşadığı yarıda bırakma, kesip atma, bırakma hissini de o da yaşamış. Ama kendi söylediğine göre bu öyle bir makine ki içine girdikten sonra çarklar dönmeye devam ediyor ve ister istemez filmin sonuna kadar o bütün çarkların gücüyle ulaşmak zorunda kalıyorsunuz. İyi ki de ulaşmış ve karşımıza böyle bir film çıkmış. En baştan şunu kesinlikle söyleyeyim, filmdeki hiçbir sahne boşuna değil, hiçbir konuşma, hiçbir kelime öylesine yapılmamış. Bunu da aslında bütün filmler için söyleyebiliriz. Çünkü iyi kötü her yönetmen özellikle kendi yazdığı filmler için o derece emek ve para harcanmış o sahnelerde hiçbir şeyin, bir milimetre karenin bile boşu boşuna ve öylesine olmamasına özen gösterir. Truffaut içinde bulunduğu dönemi eleştirmek için çok uygun bir mecra seçiyor. Yani eğitim. Bunun üzerinden hem bir sistem eleştirisi, hem bir insan eleştirisi, hem de aile ve eğitimin bir çocuğun geleceği üzerinde ne kadar belirleyici ve etkileyici olabileceğini bize çok güzel bir şekilde bu film anlatıyor. Filmin başlangıcından önemli bir kısmına kadar Doğanel'in öyle çok fazla bir özeline girmiyoruz. Buralarda öğretmenin sınıf içerisindeki davranışlarından, öğrencilerin o davranışlara verdiği tepkiler üzerinden aslında ince ince küçük hicivler var. İşte başta söylediğim bu hiçbir sahnenin boşuna olmadığını düşünürsek burada çok fazla noktalar bulabiliriz. Ben bunların hepsine girmek istemiyorum ama bazıları mesela çok hoşuma gittiği için paylaşmak istiyorum. Sanırım kompozisyon yazma tarzı bir yazılı imtihan yapılırken bütün çocukların harıl harıl yazarken birinin yukarı doğru baktığını ve düşündüğünü görüyoruz. Fakat düşünmesinin sonuna gelip de eline kalemi alıp yazmaya başladığında artık imtihan süresinin de dolduğunu, dolayısıyla o kafasında oluşturduğu düşünceleri kağıda pek de yansıtamadığını görmüş oluyoruz. Bunu okulda kompozisyon yazmak zorunda kalmış ve iyi kötü bu konuda bir becerisi olan insanların çok yaşadığını düşünüyorum. Önüne bir konu konulup bunun hakkında yazı yazması istendiğinde bir insanın anında yazmaya başlaması aslında doğal bir durum değil ama beklenilen bu. Yani sistem düşünmemizi değil, sadece bir takım ezberleri tekrar etmemizi istiyor ve zaten aynı bu yönde eleştirileri göreceğiz film içerisinde. Doğanel'in öğretmeninde gördüğümüz en çarpıcı problem çok ön yargılı ve sabit fikirli olması, öğrenciler hakkında kendi kafasında oluşturduğu kalıpları hiçbir şekilde sorgulamaya açmaması ve bir defa yargıladığı çocuğa da bir daha asla şans vermemesi diyebiliriz. Mesela arkasını dönüp tahtaya yazı yazdığında sürekli aynı çocuğu arkasından onun taklidini yapmakla uyarıyor, hiç arkasını dönmeden. Ve o çocuk bir şey yapmadığını söylediğinde, biliyorum ben senin yaptığını çok iyi biliyorum, bakmama gerek yok gibi saçma sapan akla ziyan bir açıklama yapıyor. Ama dönüp baktığımızda görüyoruz ki o çocuk hariç sınıftaki diğer bütün çocuklar onun taklidini yapıyor. Burada Truffaut'un biraz abartılı bir şekilde ne kadar öğretmenin kör olabildiğini ve ne kadar saplantılı olduğunu bize göstermeye çalıştığını düşünebiliriz. Ki zaten aynı saplanmışlık Duvanel'in çaba gösterip gerçekten başarılı bir şekilde yazdığı o kompozisyona öğretmenin inanmayışıyla da karşımıza çıkıyor. Ve buradan itibaren ki birazdan işleyeceğiz, Duvanel'in de hayatı artık tepe taklak oluyor. Yani ondan öncesinde çaba gösteren, iyi olmaya sistemin istediği o uyumu sergilemeye çalışan Duvanel'in bir anlık bir öğretmenin ters yargısıyla, ona güvenmeyişiyle, ona bir yalan ithafı sonucunda her şeyin kayboluşunu, her şeyi yitirmesine şahit oluyoruz. Öğrencilerin gördüğü o temelde suçlu olma, temelde güvenilmeme, her türlü kötülüğün kendilerinden geleceğin ön yargısının,
hayatlarında ne kadar belirleyici olabildiğini her şekilde görebiliyoruz. Aldıkları cezalardan, öğretmenin kendisine annem öldü dediğinde en başta onu işte telkin etmesi, fakat ondan sonra çok ağır bir şekilde cezalandırmasından anlıyoruz ki bu çocukların aslında iyi yöne doğru gitmelerini, onları o yönde motive etmelerini sağlayan bir güç yok. Öğretmenlerde böyle bir motivasyon yok. Bu filmde elbette ki zaten birazdan ailesinde de bunu göreceğiz. O dönemdeki Fransa'nın, o dönemdeki insanların yaşadıkları travmaların o çocuklara yansımasını da net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bence bu filmi sadece o dönemselliği babından ele almamak lazım. Çünkü burada işlenen konular, ki zaten filmin hala son derece seviliyor olmasının ve popüler olmasının da nedeni bence bu. Bu zamana da çok derin bir şekilde yansımaları var. Belki bugün o filmde gördüğümüz kadar elbette ki okullarda öyle sert uygulamalar yok, ama temelde aynı prensip çatışmasının, aynı eğitim unsurlarındaki o farklı bakış açılarının, o çocuklara yapılan yanlışlıkların aynı seviyede olmasa da yine benzer yönlerde olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim Duanel'in aile ortamına. Bir defa çok küçük bir evde yaşıyorlar. Küçücük, sıkılmışlık, duvarların içerisine hapsolmuşluk durumu var. Çekerken de ona göre çekilmiş ve izleyiciye bu hisler, bu sahnelendirme verilmeye çalışılmış. Filmin ilk kısımlarında Duanel'in annesiyle kötü bir ilişkisi olduğunu ve babasıyla daha ziyade iyi anlaştığını görüyoruz. Ve kendisine verilen görevleri yerine getiren, aile içerisinde öyle çok da fazla olumsuzluklarıyla göze batmayan bir çocuk. Aslında burada daha ziyade annesinin onunla çok fazla ilgilenmeyişi ve işte babasının yaptığı bir takım alttan göndermeler var. Ki bunların da zaten filmin sonrasında gerçek olduğunu görüyoruz. Ve babasıyla samimi bir ilişki, en azından öyle gözüken bir durum var. Bir de Duane'nin arkadaşı var ve bu arkadaşı da sonradan onu da göreceğiz. Kendisi gibi onun da ailesinde birçok sıkıntısı var ve Duane'li çok iyi anlıyor. İkisi beraber sokakta çok başarılılar. Hayata çok iyi adapte olabiliyorlar. Yani aslında ailelerinde, ki bunda onların suçları yok, ne yazık ki olumsuz durumda olan bu çocuklar, ama özellikle de okulda başarısız olarak yaftalanmış olan bu ikili sokakta oldukça hayatın döngüsü içerisinde başarılı bir şekilde yol alabiliyorlar. Ve filmdeki belki tek pozitif diyebileceğimiz olaylar silsilesi de bu ikisinin aralarında yaşadıkları o arkadaşlık duygusu, o başarılı bir şekilde bir noktaya kadar sıkıntıları atlatabilmeleri durumu diyebiliriz. Arkadaşıyla işte böyle gezerken annesini olumsuz bir şekilde patronuyla yakalıyor ve o andan itibaren de annesinin ona karşı davranışları birden değişiyor. Çünkü kendisini ispiyonlayacağından ve kocasına durumu anlatacağından endişe ediyor bariz bir şekilde. Bununla beraber belki de çocuğuna karşı bu açılımı, bu pozitifliği, bu sevgiyi yaşamış olması kendi içindeki boşluğu da doldurmuş olabilir. Çünkü samimiyet varmış gibi bir durum sunuluyor bize. Özellikle bunu o Balzac için onun onuruna yaptığı o küçük köşede yangın çıkması sonrası, ki yani öylesine bir durumda babası çok tepki gösteriyor. Annesi yine de ona yumuşak davranıyor. Hani burada artık o rol yapmasının bir sonunun geleceğini düşünebiliriz, ama bunlar burada bile ona iyi davranıyor. Bence ilk başta o gizleme, onu pohpohlama hissinin başta ağır geldiğini, fakat sonradan bir nevi o annelik hissinin onda olumlu bir değişime yol açtığını düşünüyorum. Mesela o akşam sinemaya gidiyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Zaten filmde yaşadıkları tek mutlu anda diyebileceğimiz o güzel sinema sonrası konuşmalar, arabadaki yolculuk vesaire yaşanıyor. Bu arada Truffaut gerçekten de hayatında sinemayı bir kurtuluş olarak nitelendiriyor. O dönemde işte böyle sinemaya gitmiş, parası da yokmuş, ama kaçak göçek bir şekilde o filmleri tekrar tekrar girerek bir şekilde izlemiş ve müthiş bir hayal dünyasının içerisine girmiş. Ve elinde sonunda işte bu oluşturduğu film altyapısıyla sinema eleştirmeni bir kişiyle tanışıyor ve ondan sonra da hayatı çok önemli bir şekilde değişiyor. Zaten bu filmi de o kişiye adıyor. Ama ne yazık ki Duanel'in öyle bir kurtuluşu olmuyor. Bütün emek ve çabalarına rağmen işte o öğretmeninden Balzac konusunda yediği o fırçanın, haksız fırçanın neticesinde bir şekilde yine sokağa düşüyor ve bütün olaylar onun da kontrolü dışında peşi peşine olumsuz bir şekilde sıralanıyor. Burada karşımıza çok acıklı, çok melankolik sahneler çıkıyor. Gerçekten de insan empati yaptığında Duanel'in yaşadığı o zorlukları, o haksızlıkları çok iyi anlayabiliyor. Yani özünde bir kötülük yaptığını hiç görmüyoruz. Sonradan yaptığı psikologla yaptığı konuşmada da bunu görüyoruz. Hani bir kötülük yapma hissiyle bir psikolojik bozukluk vesaire gibi bir durumdan kaynaklı bir gerçekten bir kötülük yok. Çaldıkları daktiloyu bile aslında işte
orada satmayı başaramadıkları için geri götürdüklerinde yakalanıyorlar. Burada da o karakoldaki sorgulamada mesela hiçbir şekilde onun ne diyeceğine hiç önem verilmemesi, hiçbir şekilde çocuğun o duygularının ve onun o olaya onu iten faktörlerin irdelenmemesi. Yani bir ping pong topu gibi oradan oraya o yoğun büyük güçlü dalgaların içerisinde savrulan bir parça gibi tamamen güçsüz ve etkisiz bir şekilde uçurumdan aşağı adım 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 sürükleniyor. Bu olayların başında babasının onun okula gelerek herkesin önünde yüzüne şamar atması da aslında babasının ondan önce arasının iyi olduğunu gördüğümüz bir şekilde hani pozitif bir ilişkisinin olduğunu düşündüğümüz babasının artık o rolden çıkması ve öncesinde annesinin bir nevi rolüne gelmesi ve annesinin de tamamen pes ettiğini görmüş oluyoruz. O karakolda yaşadığı o dramatik, hüzünlü gecenin, o demir tellerin arkasından baktığı ve hayatının da ondan sonrasında artık tamamen ailesinden kopmak zorunda kaldığı o gecenin ardından işte bir kamyonet tarzı aracın arkasına oturtularak götürülüyor ve bu uzaklaşma esnasında şehre bakıyor. Şehrin farklı yerlerinde belki de yaşadığı anıları düşünüyor ve son derece üzgün olduğunu görüyoruz. Belki o zamana kadar hiç görmediğimiz bir şekilde ağladığını görüyoruz. Hani bütün bu olumsuzlukların içerisinde beni de en çok etkileyen sahne burası oldu. O kopuş, o ayrılış, o istenmeyen bir şekilde oradan atılma, o ait olmama, o dışarı itilme, o içerisinde yaşamak istediği yerin kendisini kabul etmeyişi ve hiçbir bağının olmadığı, tamamen yalnız bir şekilde, sefil bir şekilde oradan uzaklaşmak zorunda kalması. Bu film gerçekten çok hüzünlü, çok çarpıcı bir film ama Truffaut bunu yaparken bizde sadece öylesine bir melankolik duygular oluşturma niyetinde değil. Elbette ki bir mesajı var, bize vermeye çalıştığı bir isyan duygusu var, bir eleştiri var ve filmin devamında da bu eleştiri sürdürülüyor. Bu arada film tamamen de melankoliden oluşmuyor. Bazı çok orijinal muzip sahneleri de var. Mesela öğrencilerin o beden dersinde her sokak başında, her köşe başında ikili ikili, üçlü üçlü, dörtlü gruplar halinde yavaş yavaş arkadan eksilmeleri. Aynı zamanda da bunun o tepeden çekilişi, yani kesintisiz bir şekilde çekilişi çok orijinal. Yine sınıfta mesela o kompozisyon dersi esnasında o sonradan sanırım adı Abu olan o çocuğun bir türlü yazamayışı, defterin yapraklarını silmesi, mürekkebin her seferinde oraya buraya bocalanması hem bir eleştirel anlamı var hem de oldukça muzip. Yine arkadaşının evinde yaşadığı bir takım muziplikler var. Yani filmi içerisinde ara ara da olsa serpiştirilmiş bazı hafifletici mizah unsurları da var. Hani demiştik ya hiçbir sahne boşuna değil diye. O dışarıda kaldığı gecede mesela bir kadının köpeğini kaybettiğini ve Duanel'in ona aslında yardım etmek istediğini görüyoruz ama bunu yapmadan önce başkası araya geliyor. Bu kadının o köpeği sokakta kaybetmesiyle Duanel'in hırsızlık yaptıktan sonra yakalandığında o atkısının boynuna bir tasma gibi bir nevi dolandırılarak çekilmesiyle annesi arasında yaşadığı ilişki arasında paralellik kurmamız mümkün. Ve yine buna benzer filmde böyle bir takım derin anlamlar içerme ihtimali yüksek olan sahneler mevcut. Bunlardan da elbette ki üzerinde en çok konuşulanı ve en çok farklı şekilde anlamlandırılmaya müsait olanı filmin sonu. Ama buraya gelmeden önce o arada kalan olayları da bir işleyelim. İşte suç işlemiş çocukların götürülüp hapsedildikleri, o rehabilitasyonlarının olmasının gerektiği ama aslında hiç olmadığı yeri görüyoruz. Yine burada da böyle ilginç sahneler var. Mesela o kafesin içerisindeki küçük kız çocukları çok ilginç. Veyahut kaçtıktan sonra işte geri getirilen çocuğun söyledikleri. Orada bir kadın heykelinin yanında oturmuş olan ve ona bir nevi sarılarak konuşan çocuğun anlattıkları. Veya Duane'in yemekten hemen önce ekmeğinden bir parça almış olmasının yol açtığı o cezalandırma şekli gibi sahneler üzerinden oradaki durum hem anlatılıyor hem de bir nevi eleştiriliyor. Ve en nihayetinde işte onun durumunu değerlendirecek olan muhtemelen bir psikolog olan bir kadın sesiyle konuşuyor ki burada da onun gösterilmemesinin de önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Ve burada Duanel'in verdiği cevaplar üzerinden aslında filmdeki o temel mesajları anlamamız mümkün. Duanel'in aslında bir istenmeyen çocuk olduğunu, bundan dolayı da annesi tarafından hiçbir zaman sevgi görmediğini öğreniyoruz. Çocukluğunun önemli bir kısmını işte babasız geçirdiğini ve nenesiyle önemli bir ilişki yaşadığını görüyoruz. Gerçek hayatta da Truffaut kitap okuma aşkını vesaire hep böyle nenesinden almış. Ondan sonrasında işte bir üvey babanın bir nevi o döneme göre bir fedakarlık yaparak kendi soy ismini ona vermesi ve onu bir baba olarak kabul etmesini görüyoruz. Ama mesela onun da annesiyle yaşadığı tartışmaları hep Duane'nin dinlediğini ve o zaten küçük bir ev olduğu için tartışmalardan aldığı o duyguların aslında ne kadar onda yıkıcı, travmatik bir etki ettiğini de görmüş oluyoruz. Yani ailesinden hiçbir zaman destek görmediğini, sevgi görmediğini görmüş oluyoruz. En küçük bir yanlışlık yaptığında da hemen bir takım yaftalanmalara kurban gittiğini görüyoruz.
İşte o nenesinden aldığı o kitabı satma meselesinde gördüğümüz üzere aslında küçük ve masum bir olayın onlar tarafından nasıl bir fırsata dönüştürüldüğünü ve onun üzerine o kötülük yapmalarını bir nevi tescillemelerini sağlayan ellerinde bir bahaneye dönüşmesini görüyoruz. Zaten sonrasında da o kitabın parasını annesi ki dış görüntüsüne çok fazla önem vermiş oluyor. O işlere harcamış oluyor. Ama her zaman suçlanan Duanel oluyor. Her zaman kötü olarak yaftalanan Duanel oluyor. Tatil dönemlerinde onu evde bırakıp kendilerinin tatile gitmeleri kadar büyük bir kötülük yaptıklarını görüyoruz. Ama buna da bir takım bahaneleri var. Yani sonuç olarak kötü olan aslında özelde annesi ve sonrasında babası ve sonrasında okul ve sistem vesaire. Yani onun etrafındaki her şeyken kendi özünde bir kötülüğünün olduğu ve bundan dolayı da yaşadığı şeylerin ona muaf olduğu hissinin üzerine yıkıldığı bir çocuk görüyoruz. Ve bu çocuk pes etmiyor. Bu çocuk mücadele etmek istiyor. Bu çocuk aslında o içindeki iyi duyguyu bir şekilde dışarıya yansıtmak istiyor. Ve aslında bir yeteneği de var. Bütün çocuklarda olduğu gibi onun içinde de bir ışık var. Onun yeteneği o Balzac konusunda gördüğümüz üzere o okulda tahtaya yazılan şiir veya daha sonrasında Balzac ile kurduğu ilişkide gördüğümüz üzere aslında şiire karşı, romana karşı, hikayeye, anlatıya, sinemaya, filme karşı hem bir yeteneği hem de bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Ama ne yazık ki Duanel'in hiçbir şekilde elinden tutan arkadaşı hariç kimse yok. Ve Duanel nihayetinde kaçmak zorunda, kaçıyor da ve film boyunca hep görüyoruz ya kapıların içerisinden, geçişlerin içerisinden, koridorlardan, eşiklerden geçen bu çocuk filmin sonunda da koşa 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 o hayalindeki deniz kenarına kadar geliyor. Bence Truffaut bu son sahnede çok etkili bir sembol seçiyor. O uzun koşusunun sonunda Duanel hayal ettiği, arzuladığı denize ulaşıyor. Ve kamera tekrar Duanel'in yüzüne dönerek donuyor. Truffaut filmi bu ruhumuzu delen bakışlarla bitiriyor. Çünkü karşımızdaki bu çocuğun bakışları bize çok şey anlatıyor aslında. Onun yüzünde çaresizlik okuyabilirsiniz, pes etmemişlik okuyabilirsiniz, masumiyet görebilirsiniz. Ama sadece bu değil. Onu en çok sevmesi gereken annesinin yaptığı gibi onun yüzünde kötülük de görebilirsiniz. Ona o kötülüğü atfeden ve o suçlulukla yargılayan sistemi de görebilirsiniz. Her halükarda o Duanel'in bakışlarında kendi çocukluğumuzu, kendi okul hayatımızı, kendi ailemizi, kendi yaşadıklarımızı göreceğiz. Bizler de o içine girmekte olduğumuz koskoca denizin karşısında çaresizliğimizi hatırlayacağız. Çünkü o deniz bizi yutmaya hazır, bizi yargılamaya hazır ve bizim çocuklarımıza da aynı şeyi yapmaya hazır. Kendi yaşadıklarımızı, ailemizin yaşadıklarını, çevremizdeki insanların yaşadıklarını, Duanel'in yaşadıklarını düşünüp, empati yapıp, bu kötülüklere yol açan çarkların aslında ne kadar da basit ama her an etrafımızda mevcut bir şekilde olabildiğini, realize etmemiz gerektiğini hissedebiliyoruz. Çünkü Duanel, hani o filmin ismini de veren 400 darbeyi öyle küçük 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 ala ala sonunda uslandı veya uslanamadan pes etmek zorunda kaldı. Burada esas olan işte bu darbeleri başka insanlara vurmamak. Affedici, motive edici, anlayışlı ve sabırlı olabilmeyi öğrenmektir. Bu film Truffaut'un Duaneller oluşmaması için isyan çığlığıdır. Kendi yaşadıklarının bir neticesi olarak insanları bir uyarma çabasıdır. Kimsenin 400 darbe vurularak uslanacağı yok. O yüzden darbe vurmayı bırakalım, el uzatalım. Kaliteli seyirler diliyorum.